Bu mutlak değer sorusunda 3x eksi 2 mutlak değer içerisinde. Biz 3x eksi 2'nin pozitif mi negatif mi çıkacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla iki tane ihtimalimiz var. Aslında iki ihtimal olduğunu soruda bize x değerlerinin toplamı kaçtı diyerek hatırlatıyor. Gelebilecek x değerlerinin toplamı, sağlayan x değerlerinin toplamı. Şimdi pozitif olması durumunda aynen bırakıyoruz. 3x eksi 2 eşittir x diyoruz. X'i bu tarafa atıyoruz. Eksi 2'yi bu tarafa atıyoruz. 2x eşittir 2 diyoruz. X eşittir 1 diyoruz. Bu basit. Peki negatif olsaydı içerisi? Negatif olsaydı ne yapardık? Başına eksi koyarak çıkarırdık. Eksi 3x eksi eksi 2 derdik. Yani eksi 3x artı 2 eşittir x derdik. Bu durumda 2 eşittir 4x olurdu. X eşittir 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olurdu. 1 bölü 2 ve 1. İkisinin değerleri toplamını soruyor. 1 bölü 2 artı 1, 3 bölü 2. Şimdi, peki mutlak değerde çok pratikleşirsek bu soruyu nasıl görürüz? Bu soruyu önce şöyle görürüz. İki tane değeri olduğunu görürüz. Niye? Bir tane mutlak değer var. Kıcık mutlak değer sorularında iki tane mutlak değeri iç içe koyuyor. Şöyle bir mutlak değer, bir de onun dışında mutlak değer, x'ler, y'ler. Burada ise genellikle 4 ihtimal oluyor. Bu basit mutlak değer sorusu biraz daha. İki tane ihtimal var. İki ihtimali gördükten sonra rahatlamak için diyoruz ki önce pozitifi zaten aynen bırakacağım. Yazdık hemen geldi basit bir soru. İkinci durumda negatif. Negatif de dışarıya her şey artı çıkardı falan. Bak onu kesinlikle kullanmıyorum. En yanlış şey zaten Kanada'da da ondan dolayı bir sürü teşekkür geldi. Öyle düşünmüyoruz. Negatif mi? Yazdım negatifi başına eksi koyarak çıkarıyorum. İçerisi her zaman artı çıkar diye bir mantığı kullanmıyoruz. O soru da bizi direkt yanlış yola sevk ediyor. Eksiği koyuyorum. Başına bu şekilde çıkarıyorum. 1 bölü 2, 1. 2 değerin toplamı 3 bölü 2.